Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin Yayınları'nın hazırladığı TYT AYT Geometri soru kitabında katı cisimler konusundaki son testin yani 10. testin çözümünü yapacağız. Testimiz üniversite link testi. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Şekildeki birinci küpün bir ayıtı boyunca, ikinci küpün bir yüzeyi boyunca, üçüncü küpün de içinde bu küplere eşit yüksekteki boyalı kare prizmalar kesilip çıkartılıyormuş. Kare prizmalar çıkartılıyor. Buna göre diyor birinci, ikinci ve üçüncü şekillerin ilk şekle göre yüzey alanları nasıl değişir? Arkadaşlar eski haline geri tamamlıyoruz. Şöyle tamamladık. Şöyle tamamladık. Ne oldu? Bak şu artan azalanlara bak alanlara bakacaksın bir de azalan alanlara bakacaksın. Bir de nötrleyenler çok önemliydi burada. Mesela şu öndeki çıktı. Arkada oluştu mu? Oluştu. Ön arka. Bu çıktı ama arkada oluştu nötrledi. Hocam şuradaki çıktı. Arkada oluştu. Bu da nötrledi. Zaten bakacağınız kısım ön, arka, alt, üst, sağ, sol şeklinde bakacaksınız. Sağ sola baktık. Eyvallah nötrledi. Ön arka da nötrledi. Hocam alt üste bakalım. Alt üste baktığınız zaman buradaki yüzeyler çıktı mı? Çıktı. Ne oldu bu alan? Hocam bu alan azaldı. Evet, birincisi azalır. Azalır, azalır. Bunu bulduk. İkincisine bakalım. Hocam şuraya baktığımız zaman ön arka nötrledi. Çünkü önden çıktı arkada oluştu şu alanlar önceden var mıydı? Yoktu. Bu alanlar arttı. Hocam şuradaki alanlar da azaldı. Yalnız bu azalan alanlar artan alanlardan daha küçük gözüktüğü için ne oldu bunlar? Arttı. Arttı yani buradaki yüzey alanı. Şuraya baktığımız zaman da arkadaşlar şuradan şu yeşil alanlar alttan üstten çıktı mı çıktı azaldı. Ama içeride şu alan şu alan şu alan şu alan yani 4 yüzeydeki alan ne oldu? Arttı. Artan alanlar daha fazla olduğu için bu da ne olacaktır? Artacaktır. Yani bu da arttı. Cevabımız böylelikle balık kesir oldu. Birinci soruda. Geldik ikiye. Gülce Hanım çapı 12 santimetre olan küre şeklindeki karpuzdan küresel yüzey açısı 60 derece olan. Yani şuradaki açı 60 derece. Şöyle 60 derecelik bir açı. Bir dilim. Kesmiş. Daha sonra kestiği küre diliminin yüzey, tüm yüzeyini streç film ile kaplayarak dolaba yerleştirmek istiyor. Gülce Hanım bunun için kaç santimetre kare streç birim kullanır diye soruluyor. Arkadaşlar bir kere şuradaki yüzeyi streçledi mi? Yüz streçledi. Yani şu yeşil kabuğu streçledi mi? O da kaç derece kabuk? 60'lık kabuk değil mi? Evet. Yani küre yüzeyinin 60'lığı. Normalde alan 4 tane pi r kare. Yarı çapı 6. 4 tane pi r kare. Ama 60 bölü 360'lığını streçledi. Bir de burada ne geldi? Hocam şuraya böyle şöyle bakacak olursam. Bir yarım daire buradan geldi. Bir yarım daire de buradan geldi. Artı 2 tane de pi r kareyi bölü 2'yi ekleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü iki tane yarım yüzey fazladan geldi. Şurada ön yüzey ve arkasındaki yüzey. Bunun da yarı çapı kaç? 6 olduğu için iki tane yarım daire geldi yani. Burada sıfırlar sadeleşsin. 36'lar sadeleşsin. 24 pi yaptı burası. Artı 2'ler sadeleşti. 36 pi de buradan. Topladığımız zaman da 60 pi mi yaptı? Evet cevabımız böylelikle 60 pi oldu. İkinci soru akçay oldu. Geldik 3'e. Taban yarıçapı 8 birim ve yüksekliği 15 birim olan hemen çizelim. Taban yarıçapı 8 yani şu. Ve yüksekliği de 15 olan. Yüksekliği de 15 olan. Hatta şu yüksekliği de çizelim isterseniz. Tamam bunları biliyoruz. Sonra diyor ki dik koni bu dik koni içerisine ne yapılacakmış? İki dik koni da şekilde görüldüğü gibi birleştirilmiş. Buna göre bu cismin içine sığabilecek en büyük küre. Arkadaşlar en büyük küre olması için tam şu merkezde olması lazım. Hadi küreyi yerleştirelim. Kürenin nasıl olması lazım? Tam şu şekilde. Merkezi şurada olması lazım ve şuradaki kenarlardan olması lazım arkadaşlar? Şunlara da teğet olması lazım. İşte küremiz bu şekilde. Hatta küremiz şöyle küre olarak göstereyim şunu. Şöyle oldu mu? Oldu. E arkadaşlar ne yapacağız? Küre sorularında çember muamelesi yapacaksın. Hocam merkez varsa, teğet varsa çektik. İşte bizden bu kürenin yarıçapı isteniyor. E şurası 90 derece değil mi? Evet. Bunun yarıçapını 8 vermişti. Ee, yüksekliğinde 15 vermişti. 8, 15 burası da 17 mi? 17. E bir dik üçgende bütün kenarlar belli sadece yükseklik eksik. Üçgenin alanından gidebiliriz. Yani 17 çarpı R bölü 2. Bak dik üçgeni her yerde kullanıyoruz. 17 çarpı R bölü 2 8 çarpı 15 bölü 2'ye eşittir. Buradan da 8 ile 15'in çarpımı kaç geldi? 120 geldi. Buradan da R'yi ne buluruz? 120 bölü 17 şeklinde buluruz. Yani cevap kesir oldu 3. soruda. Buna ait konu anlatımında çok mükemmel bir soru vardı. Komu kazıp böyle yarım küre yapıyorduk. O soruya da böyle dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bakın çözümü de çok kolay bir şekilde arkadaşlar. Oradaki yarım kürelerin içerisine yarım konilerin iki tane yarım konunun içerisine yerleştiriyordum küreyi. Burada da o mantıkta bir soru arkadaşlar ama o kesinlikle çok çok daha güzel. Bu da güzel ama o kesinlikle daha güzel bir soru arkadaşlar. Ona da bakmanızı tavsiye ediyorum. Evet aşağıda bir rampanın 3 yüzünün Yüzeyinin görünümü birim kareler üzerinde verilmiştir. Ön yüzeyi bu. Arkası da aynı olacak o zaman. Alt yüzeyi bu. Tamam alt yüzey şu. Sol yüzeyi de bu. <laughs> arkadaşlar. Yani nasıl olacak bu? Şu şekilde bir yamuk şey olacak galiba arkadaşlar. Hı -hı. Şöyle bir şey olacak işte. Şöyle çizebilirsem eğer. Çizebilirsem çok da güzel olacak ama. Heh. Niye çizemedim ya? Şöyle çizeyim arkadaşlar. Şöyle bir şey o zaman bu yapı. Bak önden görünümü bu. Alttan görünümü 6 bir dik dörtgen oldu şöyle. Ondan sonra şöyle bir şekil oldu. Arkadan görünümü de şu şekilde mi oldu? Evet. Kaça kaçlık bir kare arkadan görünümü? Alttan görünümü kaça kaçlık? 3'e 3'lük bir kare. Sen buraya kadar çizdiğime bakma. Alttan görünüm bu. Alttan görünümü şu. Yani şurası. Soldan görünümü. Soldan görünümü de şu. Kaça kaçlık? 2'ye 1, 2, 3, 4, 5'lik bir şey olacak. Tamam 5'lik. Burası da 2 birim olacak. Tamam. 2 birim değil 3 birim olacak pardon. Şu 3 birim. Zaten burası 3 birim olsun ki alttan yönümü de 3'e 3'lük olsun değil mi arkadaşlar? Evet şu şekilde bir yapı geldi. Ne bu? Tabanı ve tavanı aynı. Yani yamuk değil mi arkadaşlar? Tabanı da tavanı da yamuk değil mi? Şöyle sadece zemine konmamış o. İşte bu rampa hacmi soruluyor bize. Arkadaşlar şöyle taban alanını bulacağız. Taban alanı ne yaptı? Bir yamuk. Bir yamuk yamuğun şu yüzeyi kaç? 3. Burası kaç? 5. Burası 3. Burası 5. Burası da 1 mi? Evet. Şimdi bunun alanını bulacağız. Alt taban artı üst taban yani 4 çarpı yükseklik bölü 2 taban alanı çarpı yükseklik. Yükseklik de burası diye mi? Yani 3 bize taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 hacmi verir. O zaman bu kaç yapıyor arkadaşlar? 30 mu yapıyor? Evet böylelikle cevabı 30 diye bulduk. Dördüncü soru Akçay oldu. Geldik 5'e. Dikdörtgenler prizması şeklindeki bir kutu şekil 1, şekil 2 ve şekil 3'te olduğu gibi zemine bırakıldığında görünen yüzeylerin alanları sırasıyla 48, 64 ve 70, 70, oluyormuş. Arkadaşlar şuraya A, buraya B, buraya C diyecek olursam görünen yüzey bir tek zemine değen kısmını göremeyeceğim değil mi? Hani şu taraftan baktığımda arkasında görüyorum mesela ya da bu taraftan baktığımda bu tarafında görüyorum. Bir tek A, B'yi görmüyorum burada. O zaman bunun yüzey alanı neydi? İki tane kenarlarının çarpımının iki katıydı değil mi? İki tane AB artı AC artı BC görüyoruz. Bütün bütün yüzeyin alanı. Ama bir AB'yi göremiyorum burada. Eksi AB olması lazım. İşte buradan bu neye eşitmiş? 48'e. Evet. Sonra ne yapmışız bunu? Şurası C olacak şekilde. Burası da B. Burası da A olacak şekilde. Bu sefer BC'yi görmüyorum. İki tane AB, AC ve BC Neyi görmüyorum? Bir tane BC'yi görmüyorum. Eksi BC. Kaç verilmiş? 64 verilmiş. Sonra şunu görmüyorum. Burası A, burası C, burası da B. AC'yi görmüyorum bu sefer de. İki tane AB artı AC artı BC. BC eksi AC. İşte o zaman da kaç yapmış? 73 yapmış. Benden bu kutunun yüz yalanı nedir diye soruluyor. Yine AB, AC, bilmem ne toplamını bulacağım. O zaman ben taraf tarafa toplayacak olursam bunu. Toplamda. Bak şöyle. 2 tane AB, 2 tane AB, 2 tane AB, 2, 2, 4, 6 AB. Bir tane AB çıktı. 5 AB kaldı. Artı AC, AC de aynı şekilde. 2, 4, 6. Bir tanesi çıktı. 5 AC artı 5 BC. BC için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Topladığımız zaman 48, 64 ve 73. 48, 64 ve 73'ün toplamı da kaç yapıyor? 8, 4 daha 12. Sonra 5'li 15, 10, 17, 18. 185 yaptı. E arkadaşım AB artı AC artı BC 5'e böldüğümüz zaman kaç yapıyor? Hani 5'e at 2 ile çarp bir de bir fazlası diyorduk. 37 yaptı? Evet 185 bölü 5'ten 37 yaptı. E bizden ne isteniyor? Bu kutunun yüzey alanı 2 katı isteniyor. O zaman 2AB artı 2AC artı 2BC de kaç yapar? 74 mi yapar arkadaşlar? Evet 74 yapar. 37'nin 2 katından dolayı. Güzel bir soru. 5. soruyu böylelikle 74 bulduk. Yani Edremit bulduk. ÖSYM bu tür soruları seviyor. Israrla söyleyeyim. Uzun yıllardır hep soruyor arkadaşlar. Geldik altın soruya. Bir kenar uzunluğu iki birim olan küplerden oluşan bir zeka küpünün rahat dönebilmesi için merkezde küp kullanılmamıştır. Bir tane küp kullanılmamış. Arkadaşlar 3 tane burada, 3 tane burada, 3 tane burada. Yani toplamda 3 çarpı 3 çarpı 3 toplamda kaç tane? 3 kere 3 9 27 tane küp var. Ama 27 de merkezdekini kullanmadığım için 26 tane küp mü var? Evet elimizde 26 tane küp var arkadaşlar. Bunu kullanacağım. Şimdi zeka kübünün yüzeyleri boya olduğuna göre boyasız yüzeylerin alanları toplamı nedir diye soruluyor. Bir kere tüm alanı bulalım. Tüm alan nedir? Normalde şunlardan kaç tane var? Bir tanesinin alanı 2 kere 2 4 değil mi? Evet bu alandan normalde kaç tane var arkadaşlar? Şöyle baktığınız zaman. E, 4'ten kaç tane var? 26 tane 4 alanından kaç tane var arkadaşlar? 26 tane var. Ama her bir yüzeyde e, 6 tane yüzey olduğu için normalde bu 6'yı ben niye yazdım? 6'yı niye yazdım? Dur bir daha baştan alayım. Şimdi bu yüzeyin alanı kaç? 6. E hocam bir küpten olacak? 6 tane 4 olacak bir küpte. Kaç tane küp var? 26 tane küp var. O zaman bu küpteki tüm yüzey alanları bu değil mi? Evet. Ne yapmış? Ne yapmışız? Bunun etrafını böyle boyamışız. Boyasız olan yüzeyi soruluyor bize arkadaşlar. E şuradaki alanları tek tek çıkartacağım. Burada kaç tane var arkadaşlar? Burada toplamda şöyle bakacak olursanız hocam 3 burada 9 e, tane burada var değil mi? 6 tane yüzey olduğu için 6 tane 9 tane yüzey burada var. 6 çarpı 9 yüzey burada var. E, her bir yüzeyin alanı da 4 olduğu için 6 çarpı 9 çarpı 4'ü ne yapmak zorundayız arkadaşlar? Çıkartmak zorundayız. Evet ne dedik tekrar söylüyoruz. Normalde bir yüzeyin alanı 4 6 tane yüzey olduğu için bir küpte 6 çarpı 4. E, 20 tane 26 tane olduğu için de toplam buradaki küplerin yüzey alanı ne yapacak? Bu. E, boyalı olanları bulduk. Bir yüzeyde 9 tane var. E alt tane yüzey olduğu için ne oldu? 6 tane 9 oldu. Her bir alanda 4 olduğu için 6 çarpı 9 çarpı 4 de boyalı alan yaptı arkadaşlar. E, burada ne yapalım arkadaşlar? Paranteze mi alalım? Direkt çarpalım mı? Vallahi şey yapamadım. 6 parantezini alabiliriz. Sonra 4 parantezini alabiliriz. Tamam 24 parantezini aldığımız zaman 26 eksi kaç kaldı? 9 kaldı. Bu da 24 çarpı 20, 17'ye eşit oldu. Evet 4 kere 28 sonu 8'li olacak. Ya bu ya bu. Çarpacağız arkadaşlar. 24 ile 17'yi çarpsak 4 kere 28 14 15 16 24 daha yaparsak arkadaşlar sanırım 408 yapıyor. Evet bunun cevabı böylelikle 408 oldu arkadaşlar. Evet cevap 6. soruda Akçay oldu. Geldik 7'ye. Sonra da koninin hacmini ve silindirin hacmini vermiş bize. E biliyoruz pi re kare çarpı h. Biri de 1 bölü 3'ü. Yani pi re kare çarpı h. Taban alanı çarpı yüksek bölü 3. Hatta ben koni ile silindiri aynı anda gördüğüm zaman ne yapıyordum? Hocam ben bunu koniyi aynı silindir yüksekli silindir içerisine koyuyordum. Çok önemliydi. Çünkü biri pi re kare çarpı h bölü 3'ken biri pi re kare çarpı h ya. Yani buradaki hacim v iken buradaki hacim 3 katı oluyordu. Dur. Şuraya gelelim öncelikle. Şurada da ne demiş? Şekil bir de havuzun üstüne şunu tam okuyayım. Aşağıda şekil 1'de yarı çapı R yüksekliği 24 metre olan dik konu biçimindeki havuzun yarı yüksekliğine kadar olan kısmı 12 dakikada doluyor. Burası 12 dakikada doluyor. Yarı yüksekliğine kadar ya şunlar birbirine eşit. Benzerlik oranı 1 bölü 2. Benzerlik hacim ilişkisi 1 bölü 2'nin kübü kaç yapıyor? 1 bölü 8 yapıyor. Hocam burası V iken burası kaç olacak? 7 V olacak. Tamamı 8 V olacağından dolayı. E, V'deki hacmi ne kadarlık kaç dakikalık kısımda yapıyormuş? 12 dakikada yapıyormuş. E burası 8V oldu. Hocam burası 8V ise şuradaki silindirin hacmi ne olacak o zaman? 1'e 3 oran olduğu için 24 V'lik kısmı oldu burası. Şimdi bize diyor ki soruya devam edelim. Bu şekilde dengelenmiş, bu şekilde konmuş aynı koniyi ve üstüne silindir konulup içine su konulmuş. Buna göre diyor musluk aynı hızla 120 dakika boyunca arkadaşlık. Arkadaşlık. <laughs> Arkadaşım, şimdi V'yi biz kaç bulduk? 12 dakikada mı bulduk? Evet V'yi 12 dakikada yapıyorsa 8 V'lik kısmı ne yapar? 8 çarpı 12'den 96 dakikada 8 V'lik kısmı yapar mı? Yapar. E tamamı 120 dakikada dolmuşsa da o zaman buraya ne kaldı? 24 dakikalık kısım kaldı. 24 dakikalık kısım. E 12 dakikalık kısımda V hacmi dolduruyordu. 24 dakikalık kısımda 2 V hacmi mi doldurur arkadaşlar? Evet burayı 2 V olarak bulduk. E bir silindirde yükseklikle şeyler doğru orantılıydı hacimler. Buranın hacmi. Bakın 2V bulduk. Burası da 24V. O zaman 2'deki 2X yüksekliği varsa 24V'deki de 24X yüksekliği vardır. E zaten ben buradaki yüksekliğin 24 olduğunu biliyorum. 24X eşittir. 24 ise X'i 1 olarak bulurum. Bizden ne isteniyor? H. H da 26X yani. Cevap kaç yapar? 26 yapar. Evet bunu ÖSYM gerçekten çok seviyor. Dikkat edin arkadaşlar buna. Böyle silindirle konu iş olduğu zaman ben hemen silindir yapıyorum. Daha değişik türden yapılır mı? Tabii ki yapılabilir. Deneyebilirsiniz ama genelde bu pratik oluyor. Bunu deneyin sonra çıkmazsa daha değişiğini de kullanabilirsiniz. Evet geldik 8'e. Dik bir prizmanın hacmi taban alanı ile yüksekliğin çarpımıdır. Biliyoruz. Üst tabanları açık ve içi boş. iki kare dik prizma şeklindeki akvaryumlar. Evet. Üst tabanları açık ve içi boş olan iki kare dik prizma şeklindeki akvaryumlar. Kare tabanları üst üste Gelecek biçimde iç içe konuluyor. Hadi bakalım iki tane kare. Arkadaşlar iki tane kareyi iç içe koyacağım. İki tane kare prizmayı iç içe koyacağım. Bir tanesi şöyle arkadaşım. İçine koyduğumda bak şöyle bir kare prizma olsun. Şöyle bir kare prizma olsun. E ne yapıyorduk arkadaşlar hop. Alttaki üsttekinde aynısı mı olacak? Evet şöyle koyduk. Şimdi ne yapıyoruz? Hocam şöyle koydum. Şöyle şöyle. Ee, içerdeki de şöyle. E şu da içinde de şöyle bir kare akvaryumu hallettik mi? Hallettik. Akvaryum bak şu şekilde. Şimdi diyor ki bize bir daha okuyalım. Üst tabanları açık ve içi boş iki kare dik prizma şeklindeki akvaryumlar kare tabanları üst üste gelecek biçimde iç içecek olunuyor. Daha sonra bu akvaryuma eşit miktarda bu akvaryumlara daha sonra bu akvaryumlara eşit miktarda su eklenerek farklı türden iki balık ayrı ayrı akvaryumlara besleniyor. Dıştaki akvaryumda konulan suyun yüksekliği içteki akvaryuma konulan suyun yüksekliğinin 8'de biridir. Buna göre diyor dıştaki akvaryum taban çevresinin içteki akvaryumun taban çevresinin oranı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar mesela buraya şöyle yüksekliğini bilmiyorum ama şurası 8'de 1'i diyor. Şuraya da şöyle bir su kondu ya şöyle. Yani şurası haşken şuraya kadarki mesafe kaç haş olacakmış? 8 haş olacakmış. Çünkü İçteki akvaryuma yani dış dıştaki akvaryuma büyük akvaryuma koyduğum zaman iç içe koyduk ya e, burası haşken içtekinin 8 haş diyor bize. Tamam suyu da hallettik. Buna göre diyor dıştaki akvaryumun taban çevresinin içteki akvaryumun taban çevresinin oranı nedir diye soruluyor. Peki buradaki eşit miktarda su konulduğunu da biliyoruz. O zaman ben şuraya A diyeyim buraya da B diyeyim. O zaman ne diyeceğiz? Hacimleri birbirine eşit olacak. Hadi hacimleri eşitleyelim. Bunun hacmi ne? <laughs> Hocam taban alan çarpı yükseklik A kare çarpı H eksi şunu çıkartmam lazım içerideki. Bak şu kadarlık kısmı çıkartmam lazım çünkü onun arasına su konuldu. Eksi B kare çarpı H'lık kısmı çıkartacağım. Neye eşit olmak zorunda? B kare çarpı 8 aşağı. B kare çarpı 8 aşağı eşit olmak zorunda. Çünkü buraya kadar da içinde su var. Aynı miktarda su var hem bunda hem de şu arada arkadaşlar. Evet, buradan ne geldi o zaman? H parantezin alınca H'lar gitti mi? Gitti. A kare eksi B kare eşittir. 8 B kare yaptı. A kare eşittir. 9 B kare yaptı. Kare kökünü alınca A eşittir. 3 B yaptı. A'yı 3 B bulduk. Bizden ne isteniyor? Buna göre dıştaki akvaryumun taban çevresinin içteki akvaryum taban çevresinin oranı. Taban çevresi dıştakinin 4 çarpı 3 B. içeridekinin de 4 çarpı B. O zaman 3 B bölü 3'ten cevap ne çıkacaktır? 3 B bölü. 3B bölü B'den cevap da 3 çıkacaktır. Yani cevap denizli oldu arkadaşlar. Bunun benzerindeki soruyu ÖSYM e sordu, haberiniz olsun. 8. soruyu böylelikle denizli bulduk ve geldik katı cisimlerin galiba son sorusuna. Yes. Taban yarıçapı r'ye, yüksekliği h olan dik silindirin hacmi taban alanı çarpı yükseklik şeklinde bulunuyor. Aşağıda bir çay salonundaki taban yarıçapı 10, yüksekliği 20 santimetre olan dik silindir biçimindeki içi tamamen su dolu olan. Evet burada su varmış. Kazan. Taban yarıçapı 4 santimetre ve yüksekliği 12 santimetre olan dik silindir biçimindeki içleri tamamen dolu demlikler. Burada da çay var galiba. Evet bunlarda da çay var. Başka ne olacak ki? Devam edelim. Bu çay salonundaki çaylar taban yarıçapı 2 cm yüksekliği de 3 cm olan bardaklara e, konulacak. Ama çay bu çay salonundaki çay bardaklarının dörtte biri demlikten. Arkadaşlar çay, bardağını şöyle bir yapayım. Dörtte biri demlikten. Şurası demlikten konuldu. Burası çaydan konuldu. Buraya da sudan konuldu arkadaşlar. Dörtte biri ise 3'ün dörtte biri nedir? 3 bölü 4'tür. E geriye kalan kısmı ne? 3'ten 3 bölü 4 çıkartırsak o zaman 12, 9 bölü 4'lük kısmı mı kaldı arkadaşlar burası? Evet. Bu çay salındaki demliklerdeki çay bitene kadar. Evet buradaki çayı bitireceğim. Yani şu bardaklardan x tane çay dolduracağım arkadaşlar. Kaç tane bardak olduğunu bulalım. x tane şu çayla yani yarı çapı 2. Pi r kare çarpı h 3 bölü 4. X tane bunu doldurdum. Şu bardağı doldurdum. X tane bu bardağı doldurdum. Bu bardak 2 tane demlik mi yapacak? Evet. Şu yukarıdaki 2 tane demlik yapacak. 2 i̇ki tane, iki tane Pi R kare çarpı H yapacak arkadaşlar. Böylelikle x'i bulur muyuz? Buluruz. Hocam şunlar sadeleşti mi? Sadeleşti. Pi'ler sadeleşti mi? Sadeleşti. 3'e bölsen 3'e bölsen 4 yaptı. 4 16 64 128. X'i böylelikle kaç bulduk? 128 bulduk. Arkadaşlar 128 tane ne kullandık bardak kullandık. 128 tane bardak kullandıysak o zaman su olan kısmı da şu değil mi? O zaman kullanılan suya bakalım. Kullanılan su neye eşit olacaktır? 128 tane pi r kare. <laughs> şu bardak yarıçapı 2 değil miydi arkadaşlar? Pi r kare yüksekliği de 9 bölü 4'lük kısmı su dolduracak ya pi r kare çarpı haş. Yani 9 bölü 4 kullanılan su bu arkadaşlar. Bizden ne isteniyor? Kazanda ne kadar su kaldı isteniyor. Tamam kullanılan suyu bulalım ondan sonra aslında hallederiz. Şu şu şey yaptı. O kullanılan su da ne yaptı o zaman? 9 kere 8 72 elde var 7. 18 25 yaptı 7'yi ekleyince. 9 kere 1 9 bir de elde var 2 7. 1152 pi yaptı. Evet 1152 pi kullanılan su ama servis yapıldığında kazanda ne kadar su kaldığı soruluyor bize. O zaman kazanın suyu ne? Yarı çapı 10. Güzel bir soruymuş bu arada. Yarı çapı 10 yüksekliği de 20 değil mi? Evet. Yani e, kazandaki su da pi r kare. Yarı çapı 10 değil miydi? Yarı çapı 10 yüksekliği de 20. Pi r kare çarpı h'tı. Yani bu da kaç yaptı? 2000 pi mi yaptı? Evet 2000 pi yaptı arkadaşlar. O zaman kalan su ne yapacaktır arkadaşlar? 2000 pi eksi kaç yapıyor arkadaşlar? 1152. 1152. Evet 1152'yi çıkartınca kaç kalıyor arkadaşlar buradan? Buradan sanırım 848 kalıyor değil mi? Evet buradan da cevabı 848 pi olarak buluruz arkadaşlar. Yani cevap böylelikle edremit oldu. Gerçekten bu da güzel bir soru. Hoş sorulardan oluşuyor zaten bu üniversiteliğin testi. Diğer testlerde zaten bizi olayı öğretiyordu. Gerçekten çok güzel çok orijinal sorularla karşılaştık burada. Teşekkürler ve metin yayınları. Böylelikle güzel soruları sizlere de göstermiş oluyoruz. Evet gençler böylelikle katı cisimleri bitirdik mi bitirdik. Sırada ne var? Bundan sonraki konu analitik geometri. Analitik, analitik geometri konusunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.